Herkese merhaba arkadaşlar. Günün maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi playoff maçlarıyla karşınızdayım. Türkiye'mizi temsil eden takımlarımızın da maçları var bugün. 3 takım da bugün sahada. Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe arkadaşlar. 3 takımımıza da başarılar. Umarım 3 takım da rahat bir şekilde geçer turları. Adana Demir için ve Beşiktaş için biraz riskli. Fenerbahçe için rahat. İlk maçı 5-1 bitti. Beşiktaş'ın 3-2 kendi evinde sıkıntılı. Bu oranlar çok pis oranlar. Tabii Beşiktaş'ın oranı şimdi ona gelince maçı anlatacağım. Adana Demir için bir tık önde gibi. 2-1 yenildi. Bir gol atsa 1-0 yense çok rahat bir şey uzatmaları götürür ama o sistem herhalde deplasman şeyi yok ama yani 2 tane atması lazım. 2-0 yenerse çok rahat bir şekilde çıkar. Aynı skorla yense bile yeni çıkamıyor. Onun için en az 3 tane atıp rahat bir şekilde bir gol yese rahat bir şekilde çıkar. Gollü bir karşılaşma bekliyorum onun için. Adana Demirspor maçına ayrıca ona gireceğiz zaten. Bugün güzel karşılaşmalar var. Gerçekten bugün güzel bir kazançlı gün olur. Belki Instagram kanalımda da ücretsiz maçlar paylaşmaya vermeye devam edeceğiz. Gollü bir maç gözüme çarpıyor. Bugün güzel bir gollü bir maç yakalayacağız inşallah. Yani efsane bir maç. Onun sadece ufağın tek bir tane maçını verdik. Vereceğim de sizler için. Ama onun ekmeğini yüksek orandan ve bol gollü bir maçta yemek. Bakalım bize nasip olacak. Şimdi arkadaşlar geçmeden önce mesai gazetinden videomuzu durdurup beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Kanala abone olmayan değerli dostlarımı kanalımı bekliyorum. Artık paylaşımlar gelecek. Kanalı takip edelim. Taktik vesaire videolar gelecek. Efsane videolar. Güzel programlar size tanıtacağım. Oran analiziyiz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde analiz yapıyoruz. Maçları çok güzel analizlerimiz geliyor. Shortta paylaştığınız maçta görüyorsunuz ki oran analiz tarzıyla efsane bir şekilde 2.5 ilk kere goller varlar. Her türlü maç zaten 3 şeklinde bitti. Sizler de gördüğünüz 1-0 iken paylaştım. 2 gollü 3 gollü alanlar kazandı. Dediğim üzere bugün de bu maçlardan ufak bir şeyler sizlere kombinler hazırladım. Bir tane korner bahisimiz var. Korner tahminimiz var. O maçta korner akacaktır diye düşünüyorum. Oranlar da onu gösteriyor. Düşme hattında şu anda düşüyor arkadaşlar oranda. Onun için o maçları göstereceğim. Geçelim temsilcilerimize. Temsilcilerimize bir şey yapalım. Arkadaşlar o maçları bir bakalım, oranları inceleyelim. Ne var ne yok. Ondan sonra diğer maçları da şey yapalım. Şimdi Twente Fenerbahçe ilk maç bildiğiniz üzere 5-1 bitti. Tabii 10 kişi kaldı. Twente iyi bir takım aslında. Kendi liginde oynayan bir takım. Fenerbahçe'ye karşı diş geçiremez. 2011'de 4 kişi yenmiş Fenerbahçe'yi. 2009'da 1-0. 2009'da Twente 2-1. 5-1 şimdi. Yani bu maçlarda yine bir gollü bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Twente Fenerbahçe hiç maç sonucu bulaşmak istemeyenler direkt 2.5 gol üstü varını alsın, çekilsin kenara derim. Ama ben Fenerbahçe'nin bir tık önde görüyorum. Bu maçta da kayıp yaşayacağını düşünmüyorum. Çiftesini değerlendirebilirsiniz. Kombinlerinizin arasına 1.41'i katabilirsiniz. Onun haricinde varını 2.5'unu alın geçin derim. Yani bu maçta bir 2-1'lik, 3-2'lik bir beklentim var. Onun için bu maça 2.5 KG var. Oynanabilir. Evet. Fenerbahçe'yi geçelim. Gelelim Beşiktaş'a. Şimdi burada bir ilk maç 3-2 bitti. Riskli. Şimdi Kiev rahat, serin bir yere geliyor. Çünkü onların o tarafları hep soğuktur. O günde ne hikmetse yağmur yağdı zaten son şeyde ama bizim şansımıza güzel bir gol attık en son dakikalarda. Efsane oldu. 3-2'nin bir şeyi var. Bu maçlarda sıkıntı çıkar. Beşiktaş'ın oranı çok bana göre makul ama yüksek. Yani 1.55 normalde yurt dışı ilk sitelerde. Bakın 1.34'e düştü şu anda. Bir tek düşüş şeyi yaşanıyorlar. Burada ben deplasman Kiev'in yani bizim Beşiktaş'ın evinde gol bulacağını düşünüyorum. Depin sadece burada. Bana sorarsanız bu oran değerli. 1.32 deplasman burada. Beşiktaş'a karşı çok rahat gol atacaktır. 1.32-1.34'e düştü. Bakın Beşiktaş'ın oranlarını neredeyse düşürüyorlar. Şimdi direkt 2.5 gol üstü bu maça alın derim. Varını değerlendirin derim. İki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta
defans hattı falan. Yani bu takımda eksikler var zaten. Defans falan. Yani burada dediğim üzere Kiev gol bulur. Beşiktaş'a karşı varını 2.5'unu değerlendirin derim. Maç boyu Beşiktaş'a bulaşmayın. Onu söyleyeyim. O güzel bak değişimi gösteriyor. 1.34'tü. Önceki oran 1.37 idi. 3 oran düştü. Şu anda görüyorsunuz değişimleri. Yani burada Beşiktaş'a şey gösteriyorlar ama Beşiktaş'ın ben zor olursa bu yönde olacak. Bu yönde çok zor derim. Riskli oyunu elde tutup bu şekilde çıkabilir. Burada bir 2-1 şeyi var. Ya 2-1 ya da Beşiktaş'ın 3-0 beklentim var. Bunun için 2.5 değerlendirebilirsiniz. Direkt bu maça 2.5 alın. Direkt 2.5 alın. Hiç bulaşmayın. 2.5 üst alın. Deplasmanın bir gol atarını değerlendirin derim. Evet. Adana Demir Genk mücadelesi. Adana Demir 2-0-3 2-46 oran çıkmış. Adana'yı burada favori göstermişler. En son 2-1 bitti. Zaten Adana iyi bir takım. Burada ben yine Gent'in de gol bulacağını düşünüyorum. Direkt varını değerlendirin. 2.5'unu değerlendirin. Ve yüksek orandan da Adana'nın galibiyetini sizlere öneriyorum. 2.03'lük harika bir oranı var. Adana bugün kazanacaktır. Hatta ve hatta şu şekilde 2 ve 2.33, 1 ve 1.5 gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel bir oran. Evet, maç boyu da 8.5 üst korner değerlendirebilirsiniz. Ben bu maça 9.5 üst öneriyorum sizlere. 8.5 üst sizler rahat bir şekilde değerlendirin. Herhangi bir sitelerde 1.50-1.55 aralığında oran. Burada 1.30, yani görüyorsunuz 20-25 oran var. 9.5 üst alın arkadaşlar derim. Şimdi kombinede maçları sana göstereceğim. Bunlar da 2.5 Ajax. Bugünün güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Eğer patlamazsa bu çok güzel bir maç olacaktır. Bugün itibariyle ilk maç 4-1 bitti. Burada da bir ev sahibi en az 3 atacağını düşünüyorum ama sanki ev sahibi 3 atamayacak gibi düşük. Ludogorets'in golünü değerlendirin. Dediğim üzere 2.5'u değerlendirin. Burada 2.5'u 3.5'u değerlendirin arkadaşlar. 3.5. Evet, 3.5. Yani beklentim burada yine 3-1, 2-2 bir beklentim var. Onun haricinde dediğim üzere bu şekilde bir beklentim var. Yani 3-1'lik bir beklentim var. Açıkçası 3-1 gözüküyor şu an. Yani 3-1 beklentim var. 3.5 gol üstü değerlendirin. Varını değerlendirin. Evet, şimdi geçelim kombinlerimize. Evet arkadaşlar. 2 oranlık bir var kombinimiz. Beşiktaş Kiev var düşünüyorum. Twente Fenerbahçe var. Dediğimiz üzere orada 2-1'lik, 3-1'lik beklentim var. Beşiktaş da aynı şekilde 2-1'lik. Kiev'de gol bulur. İlk maçta gol bulur. Zaten 2 tane attı adamlar. İyi bir kadro yapısı var. Bence gol bulur. Tek başına Aston Villa'ya 3.5 alın. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. İlk maçları genelde gollü geçti. Bunu tek başına 2.5 değerlendirebilir. Sizler 2.5 olarak alın. Ajax 2.5, Aston Villa 2.5 en güzel kasa toplama maçları 1.43 güzel bir kombin yapıyor. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve 2.5 gol üstü düşündüğüm maçlar Adana maçı ve Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe rahat bir kadro, alternatif kadroya çıkar. 2.5 üstte taşınır. Adana Demir zaten galip gelmek isteyecektir. Gent de buna destek olacaktır. 2.5 gol üstüne taşınacaktır diye düşünüyorum. Yani mantıklı maçlar ve maç boyu 9.5 üst günün korner maçı bana göre. Adana Demir bastıracağı için, Genk de bastıracağı için çok rahat bir şekilde konulara düşer. Oranlar zaten düşüyor. Takip edin, değerlendirin. Ve maç boyu yüksek oranlı korner tahminimizde yine Adana maçı 10.5 üst korner. 10.5 barajı var. 12 korner. Tahminim 11-12 barajında kalacaktır. Belki daha fazla çıkabilir ama 11-12 barajında kalacağını düşünüyorum. Onun için 10.5 üst değerlendirebilir. Çok güzel bir oranıyla değerlendirebilirsiniz. Değerli dostlar, günün maçları bu şekilde. Dediğim üzere Beşiktaş maçından uzak durmanızı rica ederim ama dediğimizde toplamda 2-3 gollük aslında burası. 3.5 gol üstüne, yani 4-5 gol barajına dayanıyor aslında. Buraya dayanıyor bu maç. Sizler 2.5'unu değerlendirin. 2-1'lik bir beklentim var. 2-0 ya da 2-1. Onun için sizler 2.5 gol üstünü varını alın. Fenerbahçe'ye 2.5 üst alın. Adana'ya 2.5 üst alın günün. Yani bizim
Temsilcilerimiz bugün golli bir karşılaşma beklentim var temsilcilerimizden. Diğer yabancı takımlardan analiz yapmadık. Bu maçlara hiç bakmadım. Mesela Fiorentina 2.5 arkadaşlar. Rapid Wien ilk maçlarını bitti. İlk maçları 1-0 yenmiş. Şimdi Fiorentina kendi evinde bu maça 2.5 bana sorarsanız değerlendirilebilir. 3-1, 2-1 bir beklentim var. Onun için bu maçı 2.5 direkt varını değerlendirebilirsiniz. Bakın bir tane de sizlere bu şekilde verdik. Evet arkadaşlar bugün bir 6 artalım var ve 4.5 gol üstüm var. Gayet güzel. Bugün gollü bir karşılaşmalar bizleri bekliyor. Bakalım neler olacak maçlardan. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen videonun altına emeği saygısından like, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, değerli dostlarım, kanalda bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar.